bir kafir 100 yaşında öldüğünde 100 yıllık günahıyla, küfrüyle, şirkiyle Allah'ın huzuruna çıkar. Allah kafirler hakkında hükmünü verir. O kafir cehenneme girer. Dünyada 100 yıl yaşayan ve küfür üzere, şirk üzere, dalalet üzere yaşayan bir kafirin cehennemde kalma süresi ne kadar? Sonsuz. 100 yılın karşılığı nasıl cehennemde sonsuz oluyor? Bu 100 sene zarfında şu kadar insan öldürmüş, bu kadar şirke bulaşmış, bu kadar haram işlemiş, bu kadar zina etmiş, hepsinin rakamı belli. Bir zinanın cezası 500 sene olsun, bir şişe şarabın cezası 300 sene olsun mesela, ahiret senesiyle toplam 5 milyon sene yapsın, 5 milyon sene sonra mesela cehennemden çıksın. Ama kafir cehenneme giriyor, küfrüyle giriyor, ebediyen kalıyor. Aynı şekilde 100 sene yaşayıp ölen bir mümin hesabı görülüp cennete girdiğinde 100 senelik namazla, oruçla, Kur'an'la, ibadetle, sadakayla cennete girmiş oluyor. Ama 1 milyon sene, 5 milyon sene kalıp çıkmıyor. Ebediyen, sonsuza kadar o da cennette kalıyor. Her namaz için 500 sene cennette kalınmak gerekse mesela, bir günlük oruç içinde 300 sene gerekse, bunun da 5 milyon sene sonra, tamam, yaptığın ibadetler kadar bu güzel yerde kaldın, hadi şimdi çık git denmesi lazımken, ne kafir ebediyen cehennemde kalmaktan kurtuluyor, ne de mümin şu kadar sene sonra ebedilik nimetini kaybedip cennetten çıkıyor. Neden? Çünkü Allah hem kafirleri hem müminleri yaptıklarına göre değil, yapmak istediklerine göre değerlendiriyor. Bir mümin var mı 250 sene sonra İslamiyet'i bırakarım desin? Bütün müminler ebedi 1 trilyon sene yaşasa arta arta imanı yükselir onun. Kafirler de 10 sene 20 sene sonra küfründe gevşemiyorlar. Onlar da 500 sene ömür verse Allah 500 sene küfür üzere yaşayacak. 1 milyon sene ömrü olsa 1 milyon seneyi küfür üzere geçirecek. Nasıl mümin 1 milyon sene yaşasa hep imanla yaşıyor, artıyor imanı, sonra bırakayım bu İslamiyet'i eskidi demiyor. Bu nedenle Allah kıldığı namaza göre cennete koymuyor mümini. Kılmak istediği namaz kadar koyuyor. Kafiri de 3 defa 5 defa şarap içti diye cehenneme koymuyor. Biliyor ki salsa onu Allah, bir okyanus kadar şarap içer. Onu biliyor Allah. Demek ki bizim işlerimizden çok niyetlerimiz cennette ve cehennemde tutuyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor.